Merhaba arkadaşlar, bugün size uzun zaman boyunca kendi yorum bölümümüzde tartışılan bir konudan bahsedeceğim. Araba boşta neden daha fazla yakar? Bizim kanalımızda bu birçok kez söylendi. Birçok farklı videoda bunu bizden duydunuz. Altta da aslında bununla ilgili bir sürü tartışma çıktı. Hatta çok saçma yorumlar da gördük. Şey gibi, arabada tüketim sıfır yazıyor diye sıfır olduğuna inanmanız komik falan yazmıştı biri, değil mi? Yanında Tuğberk var bu arada. Bugün deneysel bir çalışma yapacağız işte. Bunu görmek için size de boşta arabanın niye daha fazla yaktığını açıklayacağız. BMW'nin ve Mercedes'in kullandığı örnek olarak sailing mod var. Orada aslında boşa alıyor. Madem daha fazla yakıyor, BMW ve Mercedes nasıl kullanıyor bunu? Niye daha ekonomik olduğunu söylüyorlar? Bundan bahsedeceğiz. Ya da hangi durumlarda boşa almanın daha avantajlı olacağını söyleyeceğiz. Bugün gördüğünüz gibi kendi arabamın içindeyim. Böyle arabanın içinden bir anlatım yapacağım. Size yolda giderken bu durumun inceliklerini anlatacağım. Arabayı bir çalıştıralım. Arkadaşlar, arabanıza bindiniz ve mesela şu an Ankara'da havaya bakıyorum, 4 derece görünüyor. Soğuk bir havada cold start yaptınız. Şimdi bu durumda motorunuz rölantisi de daha yüksek olacaktır. Kendisini ısıtmak isteyecektir. Ve kendini çevirmek için yüksek devirde bir süre çalışacaktır. Buradaki zaten kritik nokta motorun kendini çevirme yetisi. Aracınızda motorunuz ısındıysa ve enjektörlü bir araca sahipseniz, yolda giderken hiçbir zaman boşa atmanız tavsiye edilmez. Yokuş aşağı, şehir içi fark etmez. Boşa atmayın denir, daha çok yakacağı söylenir. Bunun sebebi de aracınız vitesteyken tekerlerden gelen hareket, siz yokuş aşağı giderken aracın kendi yer çekimi inmesiyle yaptığı hareket, motor aktarılır, motoru çevirir. Böylece motorunuz durmaz. Motor da dönmeye devam ettiği için enjektörlerde içeriye yakıt yollamayı keserler. Hiç yakıt yollanmaz araç vitesteyken. Ama siz vitesinizi boşa aldınız. Bu sayede motorla tekerlekler arasındaki bağı kestiniz. Artık tekerlekler hareket ediyor ama tekerlerin hareketi motora aktarılmıyor. İşte bu durumda motorunuz kendi kendini çevirmeye devam etmek zorunda kalacaktır. Yoksa stop eder. Bu yüzden de içeriye yakıt yollar ve rölantideymiş gibi, aynı siz yolda duruyormuşsunuz gibi ışıkta, yakıt yakar. Ve normalde hiç yakıt yakmadan gidebilecekken, siz rölantideyken yakacağınız yakıtı yakarak daha yüksek tüketime sebep olmuş olursunuz. Peki bunun gerçek olmadığı durumları düşünelim. Yani ne gibi durumlarda boşalmak daha avantajlı olabilir? Şimdi ilk olarak aracınız karbüratörlü ise zaten bir fark olmayacaktır. Karbüratör mekanik bir sistem olduğu için motorunuz devir çevirdikçe otomatik içeriye yakıt çekecek ve bu yüzden de yakıt yakacaktır. Enjektörlü olduğu zaman sizin motor kontrol üniteniz motora yakıt gerekmediğini anlayacak ve bu yüzden de içeriye yakıt yollamayacak ve yakmayacaktır. Kısacası karbüratörlü aracınız varsa bunun hiçbir etkisi olmayacaktır. Yokuş aşağı hatta boşa atmanız yakıt tüketimi bakımından daha avantajlı olabilir. Belli başlı çok büyük dezavantajları da var bunun yanında. Ya da mesela aracınız daha tam motor ısınmadı. Bu durumda araç yine motoru ısıtmak için siz her ne kadar viteste gidiyor olsanız da enjektörlü araçlar içeriye yakıt yollamaya devam edecektir ve bu yüzden yakıt yakacaksınızdır. Yokuş aşağı gidiyor olsanız bile. Üçüncü durum ise aracın devri belli bir devrin altında düştüğü zaman. Örneğin siz hızlanmak istiyorsunuz yokuş aşağı bir yerde ama çok da yokuş olmayan bir yerde 5. vites taktınız. Arabanız 1200-1300 devir civarında gidiyor. Bu devir çok düşük olduğu için kontrol ünitesi yine de motorun içine bir miktar yakıt yollayacaktır ki siz kazara stop etmeyin. Çok düşük devirlere düşmesine kontrol üniteniz izin vermeyecektir. Bu yüzden 1100-1200 devirde giderken içeriye biraz daha yakıt yollayıp sizin standart devirinizi 1400'e falan çekecektir. O yüzden yokuş aşağı giderken örneğin 2500 devirde gidiyorsanız ve motorunuz sıcaksa vitese takmak anlık yakıt tüketiminizi sıfıra düşürecektir. Tam tersi, boşa almak da rölantideymişçesine size yakıt yaktıracaktır. O zaman düşündüğümüz zaman BMW'nin, Mercedes'in ve birçok markanın artık kullandığı sailing mod diye bir mod var. Bu eco modundayken siz arabanın saatte 50 ile 150 km arasında bir hızla gidiyorsanız, aracınız gaza da basmıyorsanız, yokuş aşağı bir hareket yapıyorsanız, aracınız kendi kendini boşa alıp devri düşürüyor ve siz gaza dokunduğunuz anda tekrar vitesi hemen bağlayıp devam ediyor. Bu hareketi niye yaptığına gelirsek de motorun kontrol ünitesi sizin en az yakabileceğiniz durumu aslında hesaplıyor. Burada da şunu göz önünde tutuyor. Uzun yolda olduğunuzu anladığı zaman viteste yaşayacağınız yavaşlamayı göz önünde bulunduruyor. Çünkü vitesteyken bir motor frenini hissedeceksiniz. Motora bağlı olduğu için tekerler hala. Boşa alıp bu motor frenini elimine ediyor ve o sizin yakaladığınız hızı koruyarak
daha uzun mesafe daha uzağa gitmenizi sağlıyor ve ortalamada hesapladığınız zaman siz yokuş aşağı viteste giderken sıfır yaktınız, daha sonra gaza basıp ilerlediniz ve ortalaması alındı. O da şöyle düşünüyor, ben en başından boşa alayım, belli bir hızı yakalayayım ve olabildiğince frene basmadan uzağa götüreyim, ortalamada daha düşük olsun. Ama dedim ki bu sizin kendi içinizden durduğunuz yerde yapabileceğiniz bir hesap değil, kontrol üniteniz bunu öngörüp hesaplıyor. Şunu da söylemek isterim, siz bu sistemi doğru kullanmıyorsanız yine daha fazla yaktıracak bu sistem size. Örneğin yokuştan iner inmez siz tekrar gaza basmaya başlarsanız ve aracın o kendi hareketiyle devam etmesine izin vermezseniz hem yokuşta yakmış olacaksınız hem de yokuştan sonra gaza bastığınız için yine daha fazla yakmış olacaksınızdır. BMW ve Mercedes gibi firmalardaki bu sistem detaylı hesaplara dayanıp sizin onu doğru kullandığınız durumda sizin için avantajlı hale gelecektir. Bir başka bu konuda çok gelen soru ise biz boşa almadık, yokuş aşağı giderken bu sefer yüksek devirde iniyoruz. Bu motora zarar vermez mi? Bunu Aslı Tuğberk motor freni videosunda çok detaylı bir şekilde inceledi. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum bu konuyu hakkında. Ama yine de kısa bir bilgi olarak motorun içinde yanma olmayacağı için segmanlar genişlemeyecek. Bu yüzden motor bloğuna sürtünme olmayacak. Sadece pistonlar motorun içinde yukarı ve aşağı şekilde hareket edecektir ve motorun dönümünü devam ettirecektir. Söylediğim gibi motor frenini hani sadece tüketim için değil, aracınızı bu boşa almak, frenlerin üzerindeki etkisi olsun, birçok konuda dezavantajlı bir durumdur ve arabalar boşta kullanılmak için tasarlanmazlar. Boşta durmak için tasarlanırlar. Dediğim gibi bu motor freni videosunu izlediğiniz zaman aslında Tuğberk orada bu zararlardan ve detaylarından bahsediyor. Yani kısacası arkadaşlar, aracınızı kullanırken boşa almak size hem maddi olarak hem de aracın güvenliği bakımından zarar sağlayacaktır. O yüzden en güzeli vitese alıp gerektiğinde motor frenini kullanarak, gerekirse yüksek vitese takıp motor frenini minimuma indirip hareket mesafenizi uzatarak bundan yararlanabilirsiniz ve aracınızda o tekerlerin dönme hareketini motor aktarıp motoru çalıştırmaya devam ettiği için kendi kendine çalıştırmak için içeri yakıt yollamayı kesecektir. Sizin yaşayacağınız para kaybını önleyecektir diyeyim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Böyle arabanın içinde anlattım bugün ama biraz soğuktu. Aslında arabanın başında anlatacaktım ama üşüdüm. Bu cuma günü arkadaşlar çok sorduğunuz elektrik motorlarının nasıl çalıştığını size açıklayacağım. O yüzden cuma günü gelecek videoyu ve bundan sonra gelecek birçok videoyu kaçırmamak için kanalın bildirimlerini açmayı ihmal etmeyin. Bildirimleri açın ki video açtığımız zaman size bildirim gelsin ve konu ilginizi çekiyorsa açıp o videoyu izleyin. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve aşağı yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Hepiniz hoşça kalın.